AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tanrıverdi ve Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, Göktaşlı Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Göktaşlı Mahallesi'nde yapılan kahvaltıya Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Donguç, Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Onaylı, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, esnaf temsilcisi olarak Erdinç Çerkez'le çok sayıda partili ve esnaf katıldı. Şeffaf, açık bir şekilde ihaleleri yapıldı. Şehzadeler Belediyesi'ni halkla ilişkilerde marka belediye yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, insan merkezli ve hizmet odaklı belediyeciliği Şehzadeler ilçesinde hakim kılmak istediğini anlattı. Yeni bir belediyecilik anlayışını Şehzadelere hakim kılmak için yola çıktık. Biz insan merkezli ve hizmet odaklı, bizim çarşımız, eski çarşımız tekrar şenlenecek, esnafımızın yüzü gülecek, dışarıdan gelen turistler, misafirler gezmek için bu çarşıya gelecekler. AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tanrıverdi'nin hedefinde ise yine Başkan Cengiz Ergün vardı. Ergün'ün son 5 yılda başarısız bir dönem geçirdiğini savunan Tanrıverdi, belediye hizmet binası projesini eleştirdi. Doğrusu Manisa'mız, Manisa Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerinde çok geri kaldı. Manisa'mız hak ettiği hizmetlere sahip olamadı. Sizi seçenlere selam vermezseniz, sizi seçenlerin içinde olmazsanız ve arkasında çarşı, orada bir tadilat yapıldı. Çarşı esnafına şimdi gidelim bir soralım. Ya da gidin bir sorun. Belediye bir odası tepesinde belediye başkanının, ama çarşı esnafına gidip de bir gün yani kahvesini içmiş değil. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olunca biz bunu bulunduğumuz herhangi bir binadan idare edemez miyiz? Ederiz. Ama Cengiz Ergün iki sayfa bir gazetede böyle ne yapacağını ve ne yaptığını ortaya koyan broşür dağıtmış. Ellerinizde bunlar olabilir. Vatandaşlar arasından söz alan İshak Çelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök, evlerini yıktırması nedeniyle Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirdi. Dedik TOKİ'yle anlaşın dedik. Bizim 184 tane kamulaştırma yerimiz vardı, aldılar. O vatandaşlarımı oraya yerleştirelim. Çoğu insan mağdur oldu. Benim dedi TOKİ'yle anlaşmam yok dedi. O devletin TOKİ'sidir dedi. Biz mahkeme ne karar verse dedi, ona dedi razı olun dedi. Yani bizim istediğimiz kamulaştırma yapın tamam, ama TOKİ ile anlaşıp bize yer göstermelerini istedik, ama onu da söylemediler. Yapmadılar. Başkan yapmadı. Konu hakkında Hüseyin Tanrıverdi ise vatandaşın razı olmadığı bir imarı şehre getirmeyeceklerine dikkat çekti. Bu konuda hiçbir hemşehrin kaygı duymasın, endişe duymasın. Sizin gözyaşınız üzerinde razı olmadığınız bir şekilde bu şehir imar edilmeyecektir. Tüm esnaflar adına konuşan MHP'li Erdinç Çerkez isimli esnaf, Başkan Cengiz Ergün'e sitem etti. Tanrıverdi çarşı esnafının kurtarıcısı olarak gördüklerini belirten Çerkez şunları söyledi. Mehmet Bey'in yanında dedik, Allah rızası için size Allah akıl fikir versin. İnşallah Beypazarı'nın Veysel Bey'inden biraz ilham alırsınız da bizim eski garajın olduğu yeri nostaljik anlamda bir Osmanlı çarşısı yaparsınız. Ne Celalettin Bey ne Bülent Arınç Bey bu lafları benim arkamda olduğu halde dinlemedi, inat etti. 5 seneden beri, 4 seneden beri bu çarşı açlıkla, sefillikle bu şekilde böyle gidiyor. Hiçbir işi gücü yok. Kimse buraya insan sirkülasyonun gelebilmesi için akıl var, mantık var.